Haydi. Anlattık. Pencere açıldı. Günaydın annem ya. Üzümlü keke, ben sensiz nereye gideyim? Sana nefesimden daha yakınım. Hep peşinde bu anne yüreğim. Kapatacak mısın? Ay yavaş. Merhaba. Bay bay yap. Bay bay. Emziğini atalım mı içeriye? Attık. Attık. Nerede emziğin? Oradaymış. Aferin sana kuzey. Bugün Kuzey ile birlikte kargolarımızı açalım. Evet. Hadi gel salona gidelim. Hadi ben gidiyorum, arkamdan gel, tamam mı? Oo. Selam. Bu arada salonun yerini değiştirdim dün arkadaşlar. Böyle bu koltuk bu taraftaydı, buraya aldım. Kitaplık buradaydı. Buraya aldım. Böyle değiştirdim işte. Can sıkıntısı. Su iç anneciğim. Ver bana onu Kuzey. Ver bana onu. Ver anneciğim bana onu. Ver anneciğim. Aferin sana, ver. Bak ya, vermiyor ya. Beni kandırıyor. Gerçekten bugün o kadar çok başım ağrıyor ki arkadaşlar. Bir de üstüne hastayım birazcık. Öyle çok fazla enerjim yok bugün. Ama tabii ki Kuzey benim enerjimi yerine getiriyor. Birden uyanınca. O uykudayken zaten hiç halim yoktu. O uyanınca tamam dedim yani. Enerjimi topladım. Bu arada bir sürü kargo biriktirdim sizlere açmak için. Daha da gelecek kargolarım var. Ay başım çok ağrıyor. Nasıl dinliyor beni ya? Başım niye çok ağrıyor şu an bilmiyorum. Kargolarımı da birlikte açarız birazdan. Kuzey'e kışlık kıyafetler aldım biraz. Biraz ev için aldıklarım var. Şu an tam hatırlamıyorum neler aldığımı ama bakarız birlikte. Kuzey tabi izin verirse. Kuzey uyurken de yapamıyorum çünkü televizyondan pış pış sesi her yere duyuluyor. Televizyondan açıyorum. Odasını falan açık bırakıyorum. Oraya işte duyduğu kadarıyla uyuyor. Ama o ses kapanınca uyumuyor arkadaşlar maalesef ki. 1 yaşına geldik. 1 yaşına 1 seneden beri o pış pış sesiyle uyuyoruz hep birlikte. Hatta dün bir kapatalım dedik pış pış sesini. Artık böyle pış pışsız uyuyalım dedik. Normal düzeyde olan insanlar gibi. Fakat dün gece uyanmayan çocuk 3-4 kere rahat uyandı ve geri uyumadı. Saat sabah 5'e doğru falan bir kalktı arkadaşlar. Geri 8-8.30'da kalktı. Emre baktı o saate kadar. Ben uyumuşum. Öyle yani. Pış pış sesinin önemini anladık dün akşam. Yani o bizim canımız ciğerimizdir diyorum. Yüzünün duruşuna bakın ya. Çıldıracağım ya. Ya bak, çıldıracağım. Çok seviyorum. Bak. Çok seviyorum bak. Öpeyim. Sen yine mi kaka yaptın ya? Gün içinde 4-5 kere kaka yapıyor bu çocuk. Nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey ya?
Vurma bana. Ay. Niye attın biberi onun anneciğim? Kuzey. Kuzey. Kargolarımı getirdim oraya. Kuzey şu an kurcalıyor. Hemen makasımı alıyorum. Ama benim videom böyle bozamazsın anneciğim. Evet, başlıyoruz. Şöyle ilk elime gelen şu bu mega indirimi vardı Trendyol'un, biliyorsunuz. Zaten çoğunu Trendyol'dan aldım. Bir de Ebebek'ten aldıklarım var. Buradan arkadaşlar şöyle sert bir huç aldım. Kuzey'in dolabı için kullanacağım. Yazlık kışlık yapacağım. İlk bir tane alıp deneyeyim dedim. Ama keşke biraz daha alsaymışım çünkü fiyatı çok arttı birden. Boyutu Kuzey'in kıyafetleri için ideal. Yazlıklar sığar. Zaten çoğunu eleyeceğim çünkü küçük gelenler oluyor artık. Şu şekilde taktık mı size de göstereyim. Şöyle sert bir huç. Ben bunları çok seviyorum diğerlerine nazaran. Şöyle şurada şey var. Şu şekilde arkadaşlar. Ha, şurada da şey varmış. Kapanma için. Şöyle kapatabiliyorsunuz. Bence şekli de modeli de çok güzel. Fotoğrafta görünen model bu değildi. Ama iyi ki bu gelmiş. Evet. Şöyle bir tane kutumuz var. Bu sanırım banyo için. Biz banyoyu yenileyeceğiz. O yüzden küçük küçük banyo için dekor şeyler almaya başladım. Anneciğim ama lütfen. Bu da banyo rafı arkadaşlar. Şampuanlar vesaire için. Kağıt havluluk ve peçete koymak için de almıştım siyah ama onu sizlere çekmedim. Bu bir yerde duruyor. Hayır anneciğim. Şu şekilde bunu da açalım. Güzel paketlemişler. Pışkanlı arkadaşlar. Duvarı delmenize vesaire gerek yok ama isterseniz de delebilirsiniz. Ama yapışkanı gayet sağlam olduğunu söylüyorlar. Şu şekilde ikili banyo rafı. Şurada da yapışkanları falan var. Bunun görüntüsünü şuraya bırakırım, almak isteyen olursa fikir falan vermiş olurum. Bunları Kuzey'den sakınalım. Evet, başka devam ediyorum. Şöyle bir Defacto'dan paketim var arkadaşlar. Bunu çal. O olmaz anneciğim. Bunu arkadaşımın kızını aldım. Doğum günüydü. Bayağı oldu alalı ama bir türlü görüşemedik tabii ki. Şu şekilde Defacto'da ikili bir şöyle fitilli kumaşı. Çok tatlı, çok şirin. Tam böyle çıtı pıtı bir takım. Onu aldım. Bunu da göstermiş oldum. Ne vuruyorsun bana ya? Bir tane Kuzey'e takım aldım arkadaşlar. Tulum aldım. Bir saniye şunu içine sokayım. Size şey şekilde göstereyim. Çok güzel ya. Ben çok beğendim. Bu kış yani sürekli üzerimizde görebilirsiniz bunu. Ters mi yaptım? Evet, üstünü şunu ters soktum buraya ama şu şekilde. 2 yaş aldım arkadaşlar. Kuzey biliyorsunuz biraz. Anneciğim şu makası verir misin? Hayır. Kuzey birazcık böyle kilolu. Biraz böyle toplu bir bebek. O yüzden 2 yaş alıyorum. Bir de çekme falan oluyor bence makinelerde. Kurutmayı falan attığım için çekme oluyor. Şöyle bir tane şu var şu an elimde. Bak ya, bak ya. Şu neymiş? Bu sanırım Kuzey'e aldım yine bunu. Çoğu şey zaten Kuzey'in artık. Çok güzel paketlenmiş. Arkadaşlar şunu biliyorsunuzdur. My Baby Instant Stick. Bu morluklara, yaralara, sinek ısırıklarına falan
sürebiliyorsunuz. Bu da indirimdeydi, o yüzden aldım. Bunu arkadaşım da görmüştüm. Beğendiğini söyledi. Ben de deneyeyim dedim, aldım. Ebeveye geçersek, Kuzey şunların paketini çıkardı şimdi. Şöyle ebeveye geçersek, şöyle bir kap aldım. Bu tam böyle bebekler için yere dökülmesini istemiyorsanız şurada böyle bir bezi var. Buradan elini sokup içinden kendi alabilir. Böyle pratik bir şey yapmışlar. Bunu aldım ama pembe göndermişler. Sorun değil. Şu şekilde bir tane alt aldım Kuzey'e, gri. Koyu gri. Sen bana ver anneciğim hadi. Şöyle bir tane tulum aldım, şapkalı. Böyle polar bir tulum bu. Çok güzel, çok beğendim. Şunu bırak, hayır. Bir tane şöyle sivit aldım, çizgili. Üstünde yazılar var. Bunların hepsini 2 yaş aldım. Genelde ebeveyn kıyafetleri çok çabuk çekiyor çünkü. Şöyle polar bir tane alt aldım. Hayır. Makası almak istiyorsun. Bir tane şöyle gri bir sivit aldım. Bir tane şöyle gri, yine koyu gri bir sivit aldım. Bunların içi böyle şardonlu galiba, hafif. Çok kalın değil, çok çok ince de değil. Tam böyle bence terletmeyecek şekilde. Bir tane de kırmızı, kırmızı çok yakıştırıyorum Kuzey'e. Üstünde şöyle aslan maslan var. Anneciğim bırakır mısın makası? Hayır. Aa. Ne bebekten şöyle keçi sütlü bisküvi aldım. Bunu hiç denemedim daha önce. Deneyeceğiz. Yavaş oldu. Allah'ım! Çıldıracak bu çocuk beni ya! Ebebek'ten şöyle hurma özü aldım. Bunu da daha önce denemedim. Deneyelim bakalım. Bir de şöyle vitaminli barlar aldım. Yani böyle kek gibi, içinde fındık, hurma, üzüm falan filan, doğal şeker içeren, böyle dışarıdayken falan eline verebileceğiniz şeyler. Bundan 2 tanesini yedi arkadaşlar. Bayağıdır var bu kargolar. Ben de çünkü ikisini yedi, ikisini de çok sevdi. Karışık karışık aldım ben. Son olarak bir paketim var. Bu da sanırsam arkadaşlar böcek ilacı aldım, bayırın. Çünkü evde küçük küçük sinekler var ve kara sinekler çok giriyor. Böyle hamam böceği vesaire yok ama. Bu ne ya? Bayağı paketlemişler. Bayer'in böcek ilacı. Bunu herkes çok memnun. Sanırım bu toz halinde suyla karıştırıp, zaten arkasında da yazıyor. Bütün evi ilaçlıyorsun. Evden çıkıyorsun sonra. Çok etkili ama gerçekten. Geçen sene yapmıştım ben. Geçen seneden bu yana hiçbir sıkıntı yaşamadık. Tekrar yapacağım şimdi, bakalım. Kargolarım bu kadar arkadaşlar. Bugün de böyle biraz geç oldu ama vlog başlattım. Bakalım sonu nereye gidecek. Bu arada bugün de siparişleri verdim. Hadi bunları buraya koy. Kuzey'in doğum gününe az kaldı. Bu pazar değil, haftaya pazar arkadaşlar. Yani 2 hafta falan kaldı. Onun için bir sürü sipariş verdim. Balon vesaire. Onu da birlikte sizlerle tabii ki yapacağız. Ben bu arada anneciğim çekilir misin kameradan? Çekilin. Ben bu arada doğum gününü dışarıda falan kutlamayı düşünmüyorum. Evde de kutlamayı düşünmüyorum. Çatı katımız müsait, yukarıdaki çatı katımız. Bir de çok kişi olacağımız için eve zaten sığamayız. Yukarıda kutlamayı, fotoğraf çekilmeyi falan yaparız diye düşündüm. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Ama öyle bir mekan tarzı falan istemiyorum. Çok masraf olsun istemiyorum. Amaç birlikte olalım, eğlenelim, hatıra kalsın. İşte küçük küçük şeyler aldım. Süsler aldım. Birlikte yine bunları yaparız.
Öyle arkadaşlar, burada kapatayım. Yine bir yerlerde görüşmek üzere. Et yemek. Et yemek. Ve. Çok güzeller. Gerçekten daha da gelecek olanlar var. Bunlar bir butikten gelenlerdi. Hayır anneciğim, hayır. Toplamda böyle 40 balon falan oldu galiba. Şunda 5 tane var, şunda 5 tane var, bunda da 10 tane var. Daha gelecek renkler de var ama bu butikten almamışım bunları. Kuzey çok sevdi balonu. Patlatmaz inşallah. Ama çok güzel duruyor balon, sağlamdır. Öyle yani, şimdi ablam gelecek, bir kahve içeceğiz. Oradan da annemlere geçeceğiz. Kuzey'i de uyuyup uyandıktan sonra. Bunları da bu arada kekler yapacağım. Şeyleri falan çok iyi. Rengi falan çok güzel. Bunlar da böyle çocuklar için falan 10 adet mısır falan koymak için. Yani ben mısır koyacağım bunları. Çok güzel. Günaydın. Biz yine yaramazlıklar peşindeyiz. Şimdi ben yeğenimin doğum günü için damla çikolatalı kurabiye yapıyorum. Şurada yağımı eritiyorum birazcık. Kuzey canın acır bak. Yapma. Yağ ve pudra şekerini karıştırıp üzerine unumu, İşte kabartma tozumu, vanilyamı falan filan sütümü ekleyip bir kurabiye elde edeceğim. Ben de tarife bakarak yapacağım arkadaşlar. İlk defa yapıyorum. Evet, şimdi damla çikolatalarımı da ekledim. Şu şekilde tepsiye hepsini ceviz büyüklüğünde bir kurabiye elde edeceğim. Evet, görüntüsü çok güzel duruyor. Bakalım tadı da inşallah güzeldir. Fırına atıyorum şimdi arkadaşlar. Sonucu sizlere göstereceğim. Ben hazırlandım. Kuzey uyuyor. Uyanmasını bekleyeceğim. Daha sonra da çıkacağız. Kurabiyelerim çok güzel oldu. Gerçekten bu kadar tahmin etmiyordum. Şimdi göstereceğim sizlere. Şöyle bir saklama kabın içerisine koydum. Çok güzel oldular gerçekten. Eğer isterseniz bunun tarifini de veririm. O kadar kolay ki. Yani yapımı falan totalde 20 dakika falan sürdü.
Günaydın bebeğim. Kuzey ilk uykusunu uyudu. Ah, sırada bak, sırada bak, sırada bak. Şimdi ona bu tulumunu giydireceğim. Bu ona çok yakışıyor. Değil mi anneciğim? Çok tatlı bu çocuk. Maşallah. Saça bak. Bu ne böyle? Ya bu tip neler? Bu tip neler? Bu tipler. Ne Messi'si? Ne Neymar'ı? Ben varım diyor. Ben. Buna gülüyor arkadaşım. Ne Messi'si? Ne Neymar'ı? Ben varım diyor. Ben. Açtıklarını gösterecek. Buna bakıyorum. Bu denene sanırım vermiştik. İlk buna açıyorum. En sana bir şey toka çıktı. Böyle. Ve de ateş. Ve de ben geldim. Başka yok. Bir tane daha burada bir şey var. Ay yok. Ya bir şey yok. Bir de bir ghost mail'in yanıyor. Bıçak vermiş. Gel takalım.